Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, biz bu videoları herkes izlesin diye herkese açık bir şekilde yaptık. Yani kitap alan da almayan da herkes bu videolara rahat bir şekilde ulaşabilsin, faydası olsun diye herkese açık yaptık. Ama bu videoların hazırlanma süreci ciddi zahmetli, ciddi zaman alan, emek alan bir süreçtir. Sizin de bu sürece katkınız olabilir arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız, ki bu videoya kadar gelmişseniz beğeniyorsunuz anlamına gelir, bir kitap alarak kanala destek olabilirsiniz. Şu anda ders çalışma masanızda yığınla duran kitaplar o masada durmayı hak ediyorsa, faydalandığınız Coğrafya Cepte kanalının bir kitabı da orada durmayı hak ediyordur diye düşünüyorum. Evet, biz Türkiye'nin dört bir tarafında sınava hazırlanan ve bu kitaba ulaşma imkanı da olmayan öğrenci kardeşlerimiz için bu denemenin soru çözümlerini herkese açık yapmaya devam edeceğiz diyorum ve soru çözümlerine geçiyorum. Türkiye'de oturan bir kişi Haziran'da başka bir ülkeye gidiyor. Gittiği ülkede gündüz süresinin Türkiye'dekinden daha kısa olduğunu görüyor. Bu kişinin gittiği ülke Türkiye'ye göre hangi yönde olabilir? Sevgili arkadaşlar, Haziran dönemi, yaz yaşadığımız dönem, daha doğrusu yazın başladığı dönem. Bu dönemde kuzeye doğru giderseniz gündüz uzar. Güneye doğru giderseniz gündüz kısalır. Bu sadece kuzey yarımküreye ait bir özellik de değil. Dünyanın her yerinde Haziran ayında kuzeye doğru gitmek demek gündüzün uzaması demektir. Güneye doğru gitmek demek gündüzün kısalması demektir. Hatta sadece Haziran'la bırakmayacağım, biraz daha açacağım olayı. 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar geçen 6 ay boyunca Mart'tan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, bu 6 aylık dönem boyunca hep kuzeyde gündüzler daha uzundur, güneyde gündüzler daha kısadır. O zaman gittiği ülkede Türkiye'den daha kısa bir gündüz süresi yaşıyorsa bu adam aşağılara bir yere gitmiş olabilir. Güney olabilir, güneybatı olabilir, güneydoğu olabilir. Peki bunlardan hangisi var? A seçeneğine bakıyoruz. Güneyde demiş. Evet, bu merkez Türkiye'ye göre daha güneyde olmalıdır. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü özellikleri dikkate alındığında hangi bölgede otsu bitkilerin daha yaygın olduğu söylenebilir? Otsu bitkiler mesela bozkır gibi. Bitki türlerini de böyle gruplandırıyorduk değil mi arkadaşlar? Ağaç olanlar vardı, ormanlar. Çalı olanlar vardı, maki, garik, pseudomaki gibi bitki örtüleri çalı türünde bitkilerdi. Bir de ot türünde olanlar vardı. Mesela step, bozkır ya da dağ çayırları, bunlar da ot türünde olan, Türkiye'de görülen bitkilerden bahsettim. Şimdi bu bitkiler içinde otsu bitkilerin daha yaygın olduğu bir yer arıyoruz. Şöyle sağ tarafa iklim tipleriyle ilgili bir harita açmış olalım. Çünkü iklim bitki örtüsü birbirinin aynasıdır arkadaşlar. Bir bölgede bitki örtüsü hakkında yorum yapmak istiyorsanız iklime bakacaksınız. İklim hakkında yorum yapmak istiyorsanız bitki örtüsü size yardımcı olacak. O yüzden iklim haritasını açtım. 5 numaralı bölgeye bakın. Karadeniz iklimi. Hakim bitki örtüsü Karadeniz ormanlarıdır. Yani otsu türde bitkiler değildir. 5 numarayı eledik. 1 numaralı bölgeye bakın arkadaşlar. O da Karadeniz kıyısında. Evet, Marmara bölgesinde ama Karadeniz kıyısında Yıldız Dağları bölümü. Yani Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Orada da ağaçlar vardır, ormanlar vardır. Bunu da eledik. 2 numaralı bölge ve 3 numaralı bölge. Biri Ege bölgesinde, Ege ile Marmara'nın tam sınırında 2 numaralı bölge. 3 numaralı bölgede Akdeniz bölgesinde. Sevgili arkadaşlar, ikisi de Akdeniz iklim bölgesidir. Yer yer kızılçam ormanlarına, yer yerde makilere rastlınız. Ya ağaç türünde bitkiler ya da çalı türünde bitkiler daha yaygın olmalıdır. Ancak 4 numaralı bölgeye bakın. Türkiye'de ılıman karasal iklim bölgeleri içinde geçmektedir. Türkiye'de en yaygın olan iklim türü ılıman karasal iklimdir, step iklimidir. İç Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu bölgesinin büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yine büyük bölümü, hatta Marmara bölgesinde Trakya yöresi, bu Ergene Ovası'nın bulunduğu alan, Edirne'nin bulunduğu alan, bu alanlar hep ılıman karasal iklim bölgeleridir, step iklimidir yani. Step ikliminin bitki örtüsü de İlkbaharda yeşerip yaz mevsiminde kuruyan, sararan ot toplulukları yani bozkırlardır. Otsu türde bitkiler 4 numaralı bölgede daha yaygındır. Cevabımız Denizli seçeneği. Doğal ve beşeri nedenlerle köylerden ayrılan insanların kurduğu idari açıdan köye bağlı ancak köylerden daha küçük yerleşmelere köy altı yerleşmesi denir. Buna göre verilen maddelerden hangilerinin köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?
Bakalım köy altı yerleşmelerinde ne gibi etkiler varmış. Bir numaralı cümlemiz tarım arazilerinin köylere uzak olması. Evet, bazı tarım alanları vardır köylerden çok uzaktır. İnsanlar git gel git gel uğraşmazlar. Tarım alanlarının yanına birkaç ev yaparlar. Tarım sezonunda orada kalırlar. İdari açıdan köye bağlılardır ama geçici bir süre için orada kalabilirler. İşte bu köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkma sebeplerinden biridir. Buna artı koyduk. Biz eksi olanı arıyoruz. İkinci cümlemizde aileler arasında yaşanan anlaşmazlıklar. Maalesef bunlar da olabiliyor arkadaşlar. Bazen köylerde kan davaları, anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Köyü terk eden insanlar çok da uzağa gitmek istemiyor. Yine yakınlarda bir yerlerde yerleşiyorlar. İdari açıdan köye bağlı ama yine daha küçük bir yerleşme, köy altı yerleşmesi ortaya çıkmış olabiliyor. Buna da artı koyduk. Üçüncü cümlede ulaşım imkanlarının sınırlı olması. Evet, biraz önceki tarım arazilerinin köylere uzak olmasıyla bağlanabilecek bir cümle. Eğer ulaşım imkanları çok iyi olsaydı, uzak bile olsa insanlar tarlasına gider gelirdi ya da otlaklara, çayırlara gidip gelebilirdi. Ama ulaşım imkanları yetersiz olunca gidip gelmek çok zahmetli hale geliyor. İnsanlar da o uzak yerlerdeki bölgelere evlerini yapabiliyorlar. Buna da artı koyduk. Dördüncü cümlemiz köylerde sağlık hizmetlerinin yetersiz olması. Evet, belki köylerde sağlık hizmetleri yetersiz olabilir ama arkadaşlar köy altı yerleşmelerinde daha güzel bir sağlık hizmeti mi var? Hayır, köy altı yerleşmesi köyden de daha küçük bir yerleşmedir. Dolayısıyla köydeki sağlık hizmetlerinin yetersiz olması köy altı yerleşmelerini doğuran bir sebep olamaz. Cevabımız yalnız 4 Edirne seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Uzun boylu çayırlar altında oluşan topraklardır. Organik madde bakımından zengin oldukları için renkleri koyudur. Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu'da yaygındır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak türü haritada gösterilen alanların hangisinde yaygındır? Arkadaşlar uzun boylu çayırlar, dağ çayırları, organik madde bakımından zengin, rengi de koyu yani kara toprak. Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu diyor yani Erzurum, Kars, Ardahan yöresinden bahsediyor. İşte bu özellikler bana dünyanın en verimli topraklarından birini hatırlatıyor. Hatta en verimlisi Çernozyom toprakları hatırlatıyor. Kara toprak olarak da bilinir. Rusya, Kanada, Doğu Avrupa bu alanlarda sert karasal iklim bölgelerinde çayırlar altında gelişen topraklardır. Verilen bölgeler içerisinde 3 numaraya dikkat arkadaşlar. Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna var, bir miktar Rusya var. Tam da Çernozyom toprakların en yaygın olduğu bölge işaretlenmiş. Cevabımız C seçeneğidir. 1 numaralı bölge Amerika Birleşik Devletleri'nde doğusunda daha çok ılıman okyanusal iklim özellikleri görülen bir yerdir. Ve 1 numaralı bölgede daha çok kahverengi orman toprakları yaygındır. 4 numaralı bölge tundra iklim bölgesidir. Yılın çok büyük bölümünde donmuş vaziyette olan topraklar yani tundra toprakları yaygındır. 2 numaralı bölge yer yer tropikal stepler, yer yer savan iklim bölgeleri, az biraz çöl iklimi yani oldukça farklı toprakların görülebileceği bir alandır ama sert karasal iklim bölgesi yoktur. Yani Çernozyom toprakları 2 numaralı bölgede de olamaz. 5 numaralı bölgede yine iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu ülkelerden biri Avustralya'dadır. Orada da savan iklimi, tropikal step bölgelerini görmek mümkün ama orada da yine sert karasal iklim olmadığı için Çernozyom toprakları görülmez. Az önce söylediğimiz gibi 3 numaralı bölge Ukrayna, Rusya, Çernozyom toprakların en yaygın olduğu alanlardır. Cevap C seçeneğidir. Doğa olaylarının şiddetini artırarak doğada ve insan yaşamında yıkım ve kayıplara yol açacak şekilde meydana gelmesi doğal afet olarak değerlendirilir. İnsanlar çeşitli önlemler alarak doğal afetleri önleyebilir ya da etkisini azaltabilir. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen doğal afete karşı alınabilecek önlem doğru değildir? Adana şıkkında depremlerin oluşumunu engellemek mümkün değildir. Ancak sağlam binalar yaparak depremin zararlı etkileri en aza indirilebilir. Evet, çok doğru bir cümle. Bizim de yapmamız gereken bir cümle. Depremi engellemek mümkün değil. Deprem olacak ama arkadaşlar sağlam binalar yaparak o depremin etkisini minimuma indirebiliriz. Bunu dünyada çok güzel yapan bir ülke var. Japonya çok çılgın bir deprem ülkesidir ama yapmış olduğu sağlam binalarla o çok büyük depremlerde bile zarar görmez. Buna artı koyduk. Bolu şıkkında heyelana karşı alınabilecek en iyi önlem heyelan risk bölgelerini yerleşime açmamaktır. Evet doğru arkadaşlar, heyelana karşı alınabilecek en güzel önlem
kaçmaktır. Heyelan risk bölgesinden kaçmaktır. Eğer varsa bile Doğu Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde böyle heyelan riski altında yerleşmeler var. Bu yerleşmelerde ağaçlandırma pek işe yaramaz. Zaten her taraf ağaç. Setler bile bir yere kadar iş görür. Yapılabilecek en güzel şey o bölgeleri taşımaktır. Heyelan risk alanlarından farklı yerlere taşımaktır. Buna da artı koyduk. Ceyhan şıkkında bitki örtüsünü korumak ya da ağaçlandırma çalışmaları yapmak erozyona karşı alınabilecek en iyi önlemdir. Evet, Türkiye'nin en büyük belalarından biri erozyon belasıdır arkadaşlar. Topraklarımız bitki örtüsü de cılız olduğu için, eğim de fazla olduğu için yağmur ve sel sularıyla birlikte taşınmaktadır, aşınmaktadır, verimsizleşmektedir. Buna karşı, erozyona karşı alınabilecek en güzel önlem de ağaçlandırma yapmaktır. Mevcut bitki örtüsünü de korumaktır. Buna da artı koyduk. Deniz ışıkkında şiddetli rüzgarlara karşı alınabilecek en iyi önlem kıyı bölgeleri yerleşime açmamaktır. Hayır arkadaşlar, kıyı bölgeler yerleşime açılır. Kıyı bölgeler hatta nüfusun en yoğun olduğu alanlar arasındadır. Çünkü iklim ılımandır. Şiddetli rüzgarlara karşı belki sığınaklar yapılabilir. Erken uyarı sistemleriyle önlemler alınabilir. Evler daha korunaklı yapılabilir. Ancak o bölgeler yerleşime açılmamalıdır gibi bir cümle önlem olamaz. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Edirne şıkkında çığ risk bölgelerinde gürültü yapmamak çığı engelleyen önlemler arasındadır. Evet, çığı tetikleyen unsurlardan biri de gürültüdür. Ses titreşimleridir arkadaşlar. Orada av sırasında o silahların patlaması ya da bağırıp çağırmalar, ıslık çalmalar, bunlar bu gürültüler titreşimlere sebep olacağı için çığı tetikleyebilir. Gürültü yapmamak da alınabilecek bir önlemdir. Buna da artı koyduk.